Aziz Luka tarafından yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden sözler. O günlerde Meryem kalkıp Ece'ye dağlık bölgeye bir Yahuda kentine gitti. Zekeriya'nın evine girdi ve Elizabeth'i selamladı. Elizabeth Meryem'in selamını işitince çocuk karnında kıpırdadı ve Elizabeth kutsal ruhla doldu. Yüksek sesle şöyle dedi: Kadınlar arasında kutsanmış bulunuyorsun ve karnından taşıdığın çocuk da kutsaldır. Nasıl oldu da Rabbimin annesi yanına geldi? Bak, selamının sesi kulaklarıma eriştirdiği an çocuk karnımda sevinçle kıpırdandı. İman eden kadına ne mutlu! Çünkü Rabbin ona söylediği sözler gerçekleşecektir. O zaman Meryem şöyle dedi: Canım Rabbi yüceltir ve ruhum kurtarıcım Tanrı'nın sayesinde sevinçle coşar. Çünkü o alçak gönüllü kuluna sevgiyle baktı. İşte bundan böyle tüm kuşaklar beni mutlu sayacaklar. Çünkü güçlü olan benim için büyük şeyler yaptı. Onun adı kutsaldır. Kuşaktan kuşağa kendisinden korkanlara merhamet eder. Kolunun kudretini gösterdi. Kibirlileri yüreklerindeki kuruntularla dağıttı. Hükümdarları tahtlarından indirdi ve hor görülenleri yükseltti. Aç olanları iliklere doyurdu, zenginleri ise elleri boş çevirdi. Atalarımıza söz verdiği gibi İbrahim'e ve onun soyundan gelenlere sonsuza kadar merhamet etmeyi unutmayarak kulu İsrail'in yardımına geldi. Meryem 3 ay kadar Elizabeth'in yanında kaldı, sonra kendi evine döndü. Sevgili kardeşlerim, 1 Kasım 1950'de Sayyid-i Erpapa 12. Pius, Bakire Meryem'in dünyevi yaşamını tamamlamış, bedende ruh olarak göksel görkemle kabul edildiğini bir doğma olarak ilan etti. Bu iman gerçeği kilise geleneği tarafından biliniyordu. Kilise babaları tarafından doğrulandı ve her şeyden önce Mesih'in annesine verilen kültün önemli bir yönüydü. Bu doğmanın kabul edilmesinin arkasındaki itici gücü tabiri caizse kült unsuru oluşturdu. Bu doğma kutsal Bakire'ye karşı bir övgü ve yüceltme eylemi olarak ortaya çıkıyor. Aynı zamanda doğmanın oğlunun onuruna, annenin yüceltilmesine ve tüm kilisenin sevincine ilan edildiğini belirten havarisel anayasa metninden de kaynaklanmaktadır. Böylece Meryem'in en yüksek ve en istikrarlı yüceltilmesi olarak Hristiyan halkının ibadet ve bağlılığında zaten kutlanan şey dogmatik biçimde ifade edildi. Meryem Ana'nın göğe alınma ilanı neredeyse bir iman ayini gibiydi. Az önce dinlediğimiz İncil metninde Meryem'in kendisi bu bakış açısına işaret eden bazı kelimeleri peygamberlik niteliğinde telaffuz ediyor. Şöyle diyor: Bundan sonra bütün kuşaklar bana kutsanmış diyecekler. Bu kilisenin tüm tarihi için bir öngörüdür. Meryem Ana'nın ilahisinde Aziz Luka tarafından bildiren ifadesi, oğlu Mesih'le yakından birleşmiş olan kutsal Bakire, Allah'ın annesinin övgüsünün tüm zamanların ve yerlerin kilisesi ile ilgili olduğunu gösterir.
Meryem, ana Allah tarafından yeni Havva olarak insanlığın annesi olmak için seçilmiştir. O tertemizdir. O doğuşundan beri lekesizdir. Kutsal ruhtan gebe kalarak Allah'ın oğluna bu dünyadaki hayatı verdi. O Allah'ın annesidir. Çünkü insan doğasını Allah'ın oğluna verdi. Allah'ın isteğini sonuna kadar yerine getirdi. Onun ebedi planına göre yaşadı. Meryem, Mesih'in dirilişinin erdemiyle beden ve ruhun cennetine kabul edildi. Hristiyanlığının özelliği insanın diriliş umududur. İnsanların ve tüm yaratılışın gerçeklerine son sözün ölümün olmadığı kesindir. Ve bu çok basit bir nedenle. Aziz Paulus bize şunu hatırlatır. Mesih ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. O ölüler arasından ilk doğanıdır. Bizim için ebedi hayata yolu açan O'dur. Ve şimdi kendi krallığında bizi bekliyor. İsa'nın dirilişine inanıyoruz. Mesih'in dirilişine ve aynı zamanda kendi dirilişimize olan imanımız birçok kez zayıftır. Denenmiş ve çok etkili olmadığını yaşamlarımızda görünür olduğunu kabul etmeliyiz. Bugün insanlığın ilk turfandası olan Meryem'in cennette kabul edildiğini kutluyoruz. Çünkü Mesih'te her şey yerine getirilmiş olacaktır. O dünyanın merkezidir. Tüm yaratılış hareketinin ve insanlık tarihinin ortaya çıktığı merkez O'dur, İsa'dır. Dirilmiş Mesih her birimizin ilk örneğidir. Meryem dirilişin lütfuyla ölümümüzden sonra ne olacağımızın ilk görüntüsüdür. Meryem kendi ilahisinde şöyle diyerek yanıt verir. İşte bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak. Çünkü güçlü olan benim için büyük işler yaptı. Onun adı kutsaldır. Meryem Ana için yapılan işler ve aynı zamanda bizim için yapılan büyük işler için Allah'ımızı övelim ve ona şükredelim. İnsanlığın annesi Meryem, bizim için dua et. Dua edelim. Ebedi ve her şeye kadir Allah, oğlunun annesi günahsız doğmuş Azize Meryem'i bedeni ve ruhuyla birlikte cennette kavuşturdun. Sana yalvarıyoruz. Meryem Ana'nın mutluluğunu paylaşabilmemiz için her zaman gökteki nimetlere bağlı kalmamızı sağla. Bunu seninle ve kutsal ruhla birlikte şimdi ve ebediyen hikmeden oğlun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Amin. Rab sizinle olsun. Her şeye kadir ve tek Allah olan Peder, Oğul ve Kutsal Ruh sizleri takdis etsin. Amin.